asfalt ve ulaşım çalışmaları. İzmir'deki gerek asfaltlama çalışmaları, gerekse yol kazıları uzun zamandır gündemimizi meşgul etti. Çünkü Çatalköy istikametinden, yani Girne'nin doğusundan su temin projesi kapsamında kentimizin ana yollarından geçen içme suyu boruları bizi çok büyük sıkıntıya soktu. Çünkü Girne'de özellikle bu istikamette alternatif yol olmaması nedeniyle yollarda yapılan kazılar insanlarımızı mağdur etmişti. Yapılması gereken bir işiydi. Ancak çok uzun sürdü ve bizi çok uzun süre meşgul etti. Daha sonra bu işlemler tamamlandıktan sonra belediye olarak biz yaklaşık 25 bin ton asfalt dökerek 70 sokakta ve 10 ana caddede çalışmalarımızı, asfaltlamayla ilgili çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Girne'yi ziyaret edenler ve Girne'de yaşayanlar tabii ki bir trafik sorunuyla karşılaşmaktadırlar. Ancak bu trafik sorunu tamamen Girne Belediyesi'nin sorumluluğunda olan bir hadise değildir. Bildiğiniz gibi Girne merkezden batıya bağlanan bir batı çevre yolu olmakla birlikte doğu çevre yolu bulunmamaktadır. Doğu çevre yolunun olmaması da doğu istikametindeki yerleşim birimleri, köylere ve turistik tesislere gidecek olan tüm araçlar şehir içinden geçmektedir. Girne şehir içinden geçmektedir. Bu da bizim trafikteki sorunlarımızı artmasına neden olmaktadır. Belediyemiz trafik ulaşım planına sahip bir belediyedir ve 60 noktada çeşitli müdahaleler yapılmak için planlarımızı ve projelerimizi hazırlamış bulunmaktayız. Pek çok noktaya da hazırlıklarımız yapılmış ve müdahaleler olmuştur. Bu noktada tabii ki şunu da söyleyeyim. Şehir içindeki dolmuşlar ve minibüsler gerçekten büyük bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Terminali işlevsel hale getirmede yaşadığımız sorunlar sadece belediyemizden kaynaklanan sorunlar değil. Merkezi hükümetten de bu konuda gerek Ulaştırma Bakanlığı'ndan, gerekse Trafik Daire Başkanlığı'ndan, gerekse İçişleri Bakanlığı'ndan koordineli bir şekilde çalışarak şehir içindeki bu ulaşımın daha sağlıklı olabilmesi için ciddi bir koordinasyona ihtiyacımız vardır. Yani bu noktada söylemek istediğim şudur ki ulaşımla ilgili bütün sorumluluk belediyemizde olmamakla birlikte sıkıntıyı şehirde yaşayanlar ve şehri ziyaret edenler çekmektedir. Bu da bizim tek başımıza çözebileceğimiz bir konu değildir. Bu konudaki girişimlerimiz devam etmektedir.